Variz hastalığı nedir? Kişi eğer ki ayakta sürekli ayakta çalışıyorsa veya oturarak çalışıyorsa, spor yapmıyorsa ne olur? Zamanla baldır ve bacak tekeri toplar damarlarda, kirli kan toplanamaz. Buradaki kapaklar aynı ventil gibi. Aşağıdan yukarı doğru pompalanan kanı ventil gibi olan kapaklar tekrar aşağı bırakmaz. Böylece toplar damar problemsiz kanı yukarı doğru kalbe doğru pompalar. Buradaki anormalliğin sebebi kişi yanlış besleniyorsa, spor yapmıyorsa, kaslar gevşer, damarlar gevşer, damarlar açılırsa ne olur? Ventil gibi olan kapakçıklar da gevşer. Artık kanı yukarı pompalamakta, tutmakta zorlanır. Kaçak başlar. Bu da zamanla varize sebep olur. Venöz yetmezliği sebebi budur. Evet. Takriben 10 kişiden bir kişide variz ve venöz yetmezliği problemi var. Evet. Ve mesela Almanya'da 1 milyondan fazla insanda çok ağır kronik varize karşı özel çoraplar giyiyorlar, variz çorabı. Bazıları dize kadar, Evet. bazıları kasına kadar böyle çorap giyiyorlar. Artık iyileşmeyen çok kronik ülserler, yaralar oluşmuş birçok insanda. Yani burada toplanan kan, kirlenen kan tabii ki mikropların da yayılmasını tetikliyor, dokuyu yavaş yavaş öldürüyor. İyileşmeyen yaralar oluşur zamanla. Hemen müdahale edilmezse birçok şeyi tetikler. Tabii bu yavaş yavaş belirtileri var kişi. Bu belirtiler ortaya çıkınca hemen müdahale etmesi gerekir. Baldır ve bacakta kaşıntı, ödem, ağrı, yürürken mesela bacaklarında kurşun bağlıymış gibi Ağırlık. ağırlık, yürüyememe, halsizlik, dermansızlık, yorgunluk. Akşam eve geldiğinde kişi çorabına baktığında çorabının lastiği sıkmışsa bacağını, orada bir şişkinlik hissetmişse lastiğin üst tarafında veya altında, ödem oluşmuşsa hemen tedbir alması gerekir. Problem başlamış demektir. Yani çorap izi varsa bu işaretlerden hemen tedbir alması gerekir. Bununla ilgili elimizde neler var? Şu gördüğünüz at kestanesi, bu dış kabuğu, şöyle Evet. dikenli olan dış kabuğu at kestanesi. Bu da at kestanesinin dış kabuğu soyulduktan sonra iç kabuğu. Bu çok sert. Bu soyulduktan sonra içerisinde beyaz bir tohum var. Bu rendelenerek elde edilen tozun destilasyonla veya ekstraksiyonla bunun içindeki etken madde alınır, ekstraktı. Bu ekstraktan damladırıcı kapsül yapılır. Bu at kestanesinin birleşimindeki etken maddelere zaponin denir. Zaponinler nedir? Sabunun ham maddesi. Ve bu zaponinler damarların iç yüzeyini temizler, arıtır. Birleşimindeki zaponinlerin en etken madde beta eskin denen bir madde içerir. Bu kimyasal rutinden kimyasal bir ilaç var. Variz ve venöz yetmezliğine karşı rutinden 600 kat daha etkili ve yan etkisi yok. Hocam bu at kestanesi hemoroid de bir variz çeşidi aslında variz deniliyor ve hemoroide de çok iyi geldiği söyleniyor, doğru tabii, mu? tabii. Evet. Bizim bununla da ilgili çok güzel hemoroidite karşı çok güzel özel formülümüz var. At kestanesiyle ilgili Almanya'nın bir iki şehrinde üniversiteler klinik araştırmalar yapmışlar. Yapılan klinik araştırmalarda baldır ve bacakta oluşan ağrı, kramp, ödemi, kaşıntıyı önlediği, toplar damar zafiyetini, iltihaplanmasını iyileştirdiği, variz ve venöz yetmezliğini yok ettiği belgelenmiştir. Ben mesela bir ara 96-97 yıllarında kitaba çok yoğunlaştım, kitabımı yazmak için.
artık vakit bulamadım. Eskiden daha önceleri bisikletle ormanda çocuklarla geziyorduk falan hafta sonları. Çok var. Neyi var? Ormanda at kestaneleri. Ha yok yani ben kendim vakit bulup ders çalışıyordum sürekli dışarı çıkamıyordum artık. Her gün 15-16 saat yazıp çiziyorum. Hiç vakit bulamadım. Aa, baktım baldır ve bacaklarımda ağrısızı var. Hemen ben bunu at kestanesinin şu kabuğunu soyduktan sonra rendeledim. Bir şişeye doldurup üzerine 50 gram at kestanesi tohumu üzerine sirke beklettikten sonra bu at kestanesi sirkesini içtim. Günde 3-4 defa bir çorba kaşığı. 2-3 gün sonra tamamen İçtiniz. Hiçbir rahatsızlık kalmadı. Peki bu öyle içilir mi hocam? Yani zehirli falan bir şey olmuyor mu? La ilahe illallah. Soruyorum hocam. İnsanlar da şimdi acı, gider toplar, acı. Rendeler yapar. Hayır hayır. Ya, yani tesiri yok. Sadece çok acı olduğu için sirkesinin zaten içilmesi zor. Anladım. Biz bu nedenle ne yaptık? Bunu rendelendikten sonra destilasyonla damatılarak elde edilen özünden haplar yaptık, ürettik. Formülü uyguladınız. Formülü uyguladık. Şimdi mesela kapsülü var. Bunu tabii ki çok daha basit şimdi iyileşme. O ben ilk denemeler yaptığımda yıllar önce, 30 yıl önceki çalışmadan bahsediyorum. Yani at kestanesi sirkesi. Böyle de yapılabilir. Fakat şimdi gerek yok buna. Çok daha pratik metotlar var. Mesela bir tanıdım. Şimdi yürümekte zorlanıyor. Merdivene çıkmakta zorlanıyor. Genç yaşta variz oluşmuş. Doktor demiş ki variz çorabı giyeceksin. Bana danıştı dedi ki ya variz çorabı giysem mi acaba? Giyerse variz çorabı baldır ve bacaktaki kasları eritir. Kaslar yavaş yavaş gevşer. Ne olur? Bu sefer kişi halsiz dermansız yorgun kalır. Çorap kasın görevini alıyor. Daha perişan olur. Aa, o zaman giymeyeyim dedi. Tamam. Ben ona özel formül hazırladım. At kestanesi, çoban çantası, alıç böyle bitkilerden kullandı. Artı iksirle birlikte. 6 hafta sonra hiçbir şey kalmadı. Yani bazı insanlar mesela duyuyorlar sağdan soldan dizlik takıyorlar. Dizlerine. Ne yapar? Dizlik buradaki kasları eritir. Sürekli kullanırsa bir iki defa kullanabilirsin ama sürekli dizlik takmak veya bazıları beline kuşak sarıyor böyle iş olsun diye yani sırf. Kasların çalışımını engelliyor herhalde. Yani kasın görevini alıyor yavaş yavaş. Kas bakıyor ki kendi görevini yapan biri var tembelleşiyor. Yavaş yavaş büzülüyor, küçülüyor, eriyor. Küçülüyor, büzülüyor. Bu nedenle bele kuşak sarmak, lüzumsuz yere sarmak iyi değil. Dize dizlik takmak, variz çorabı takmak bunlar iyi bir şey değil. Kasları zayıflatır. At kestanesi varken bunların hiçbirine gerek yok. Bu kimyasal ilaçtan 600 kat daha güçlü. Evet. Ve tamamen doğal. Klinik araştırmalarda etkisi ispatlanmış, belgelenmiş. Yani mükemmel bir şey. Ödeme şişkinliğe de iyi geliyor herhalde. Variz ağrılarına. Tabii bazı insanlarda da ne oluyor? Baldır ve bacaklarda huzursuz bacak sendromu. Yattığı zaman bacaklarında böyle bir kramp giriyor. Ayakları tak 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 atıyor. Bu huzursuzluk nedeniyle uyuyamıyor, kalkıyor. Geziyor. Evin içerisinde biraz sakinleşken sonra tekrar yatıyor. Sonra tekrar kramp giriyor. Bu krampı da önler. Baldır ve bacaktaki krampları önler. Rahatlatır, relax, normala döner. Kısa sürede. Huzursuz bacak sendromu, variz, enerji yetmezlik, baldır ve bacaklarda kaşıntı, ödem vesaire. Peki hocam mesela varizin çeşitleri var. Hani çok ağır olanlar makarna şekli diyorlar galiba. Onlarda da 6 hafta mıdır formül süresi? Kronik vakalarda uzun, çok uzun, daha uzun. Sürebilir. Tabii ama tabii. O dönemde rahatlatıyordu. Akut yeni başladıysa çok kolay. Yani 5-6 hafta. Fakat yıllardır varsa çok zaman alır. Yani o zaman alır. Tabii her hastalığın bir geçmişi var. Tabii ki. Bazılarında 6 haftadır veya 6 aydır vardır. Bazılarında 6 yıl, bazılarında 20 yıl. Ne kadar kronikse rahatsızlık iyileşme süreci de o kadar zaman alır. Evet. Yani bir hastalığın iyileşmesi akut veya kronik oluşuna göre değişir. Her hastada aynı süreç geçerli değil.
Yani bazıları duyuyor hemen dizlik takıyor. Bazıları duyuyor beline böyle spor salonuna fitnese gidiyorlar. Orada görüyorum bir sürü genç beline kuşak sarıyor. Ne oluyor? Duymuş bir yerden iyi geliyor. İyi gelmiyor. Aslında belindeki kaslar eriyecek sürekli kullananlara. Dizinde dizlik takanların dizi erir. Sürekli varis çorabı kullanmak kötü. Yani alışkanlık haline geliyor. Zayıfladı kas diyelim, ne oldu? Halsiz, dermansız, yorgun kaldınız. Bitkin kalırsın, yürüyemez.